Evet. Müslüman olmayan var mı içinizde? Bunu evet. Yayınlıyorsunuz değil mi? Evet. Allah onları cennetine alacaksa ben o cennete gitmek istemiyorum. Ha. Bırak 2000 liraya geçinir mi? 1000 liraya ev kirası, 500 liraya şey. Bunu ya. Bunu savun, ben senin bokunu yiyeceğim. Rant İstanbul. Cahillerden ya, aynı değil, aynı değil. Sen cahil. Şimdi ben aynı değil. Ne var yakayı parti ben ha? Vallahi dinlemiyor musun Meral Akşener'i? F-35'lerin parasını ödedi Amerika'ya, ne alamıyor uçağı söke söke. Tayyip Erdoğan'a ve de AK Partililere hakkımı helal etmiyorum abi. Millet İttifakı'na evet diyeceğiz, Suriyeliler gidecek, başımızdakiler de gidecek. Muhalefetin de sorunu şu, Türkiye'de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var. Bak sen daha ne istiyorsun? Sana hürriyetini bağışlamış adam. Sen hürriyetini bak, kim hürriyetini bağışladı? Bir dakika. Hürriyeti bağışlayan Atatürk ve silah arkadaşları. Toplanın, gelin, gelin, gelin. Ya seni ikna edebiliyor mu? Kandırabiliyor mu seni? Beni edemiyor. Yani. İnanıyor mu insanlar buna? İnanıyor mu? İnanan var mı? İnanan çok. İnanmayanlar daha çok şu an. Yani yarın. Sen inanıyor musun? Yok, ben inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Erdoğan'ın açıklamalarından. Evet, mesela şöyle. Geçtiğimiz günlerde aşılarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Duydunuz belki. Dedi ki İngiltere'de 100 sterlini alıyorlar. Yurt dışında şunu alıyorlar. Para alıyorlar dedi. Ama biz Türkiye'de ücretsiz yapıyoruz dedi. Aynı açıklamayı 2 gün önce ya da önceki gün bir daha yaptı. Ki o zaman anlaşıldı ki İngiltere'de para alınmıyormuş. Hiçbir yerde alınmıyor. Ücretsiz yapılıyor. 2 defa benzer çelişkili açıklamayı Sayın Erdoğan neden yapar? Danışmanları mı yanlış bilgi veriyor? Yoksa bile bile mi yapıyor bunları? Valla dünkü konuşması, bugünkü konuşması birbirini tutmuyor. Bu herkes biliyor bu. Evet. Bu kadar neden bu kadar çelişiyor? Kendi kendisiyle çelişiyor. Yapacak bir şey yok da artık. Yani sağa sola kendini kurtarmaya çalışıyor artık. Yani. İnanıyor mu insanlar buna? İnanıyor mu? İnanan var mı? İnanan çok. İnanmayanlar daha çok şu an. Yani yarın. Sen inanıyor musun? Yok, ben inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Erdoğan'ın açıklamalarından. Evet, mesela inanıyorum. Şöyle. Soruyu duydunuz belki. Dedi ki İngiltere'de 100 sterlin alınıyor dedi aşı için. Ama çıktılar baktılar İngiltere'de kimseden para alınmıyor. Hatta Amerika'da üstüne para veriliyormuş. Aynı çelişkili açıklamayı birkaç gün sonra önceki gün tekrar yaptı. Dedi ki Amerika'da orada burada para alıyorlar dedi. Şimdi Erdoğan neden böyle çelişkili kendisini yalanlayan açıklamalar yapıyor? Peki, diyorsun ki ben inanıyorum diyorsun. Peki ben o zaman şöyle söyleyeyim. Söyle. Bir iğneyi 15-20 dolara vuruyorlar. Bir şeyi... Bir dakika ama dinleyeceksin. Var mı kanıtınız? Bir dakika. Ay sen hani senin kanıtın var mı? Tabii ben biliyorum. Benim yakınlarım, akrabalarım var. Ben konuşuyorum hepsiyle. O zaman ben de onların vesilesiyle size anlatıyorum. O zaman kesmeyin. Bir seromu 40 dolara vurduklarını söylüyorlar. Bak şimdi hep... Covid aşısından söylüyor. Hep söyle. Covid aşısından söylüyor. Ben gittim 2 tane aşı vuruldum. Ben para vermedim. Nerede verdiniz? Vermedim diyorum. Burada Türkiye'de. Evet. Ben de vermedim. Bakın Türkiye'de zaten Türkiye'de alınmıyor ama yurt dışında da alınmıyor. Abi yurt dışı beni ilgilendirmez ki. Ben Erdoğan diyor ki bir dakika burada bizi kandırıyor Erdoğan o zaman. Diyor ki. İngiltere'de bugün 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor. Ama anlaşıldı ki orada da almıyorlar. Niye Erdoğan bizi kandırmaya yönelik açıklamalar yapıyor? Milletin vicdanını kazanmak için, anladın mı? Ön plana çekmek için. Yani şimdi neden durup dururken yani böyle bir şey söylenir? İşte ben de onu soruyorum, onu anlamaya çalışıyorum. İşte başka bir yerde olmayan şeyleri oluyor diye göstererek milletin vicdanını daha çok kendi ön plana çıkarmaya çalışıyor. Seni ikna edebiliyor mu? Kandırabiliyor mu seni? Beni edemiyor. Ama diyor ki ben inanıyorum diyor. Etmiş abi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğrenmiş demek ki o da. Kim? Şey mi? Erdoğan mı? Evet. Öyle ya. Çünkü her dediği tutmuyor. Bir dediğini tutmuyor. Kimin? Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın tutuyor mu? Tutuyor tabii. Hangi dediğin tutmadı? Bize ne bıraktı Türkiye'de? Söyle bana, bize ne bıraktı? Sen daha ne istiyorsun? Sana hürriyetini bağışlamış adam. Sen hürriyetini bak. Kim hürriyetini bağışladı? Bir dakika. Hürriyeti bağışlayan Atatürk ve silah arkadaşları. Toplanın, gelin, gelin, gelin. Şimdi belli. Sizin muhalefet olduğunuz ya, belli yani. Zaten muhalefet, gazeteci muhaliftir. Ben seni eleştireceğim. Erdoğan'ı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştireceğim. Güzel haber yapın. Güzel haber yapın. Var. Adamın her yaptığı şey güzel. Şimdi şey hangisi kötü? Hocam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir güzel bir şey. Hocam ne yapsın Kemal Kılıçdaroğlu iktidar ki? Ya savunuyor durumuna düştüm ya. Çok özür dilerim. Bir dakika. Sigorta'da başındaydı. Ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu sigortayı tek başına mı yönetiyor yoksa iktidar mı yönetiyordu? Orada bürokrattı o. Bir dakika abicim bak. Sen niye şimdi o zaman? Şimdi konumuz Kemal Kılıçdaroğlu değil Erdoğan. Erdoğan Kanal İstanbul açılışında dedi ki Türkiye'nin kasasından milletin
kasasından 5 kuruş çıkmayacak dedi. Ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için dedi ki ödemeler yapmayacağız demişti, biliyorsunuz karşı çıktı. Söke söke alacaklar dedi. Ya arkadaş, bir gün önce milletin kasasından para çıkmayacak dedi. Ertesi gün söke söke o parayı alacaklar dedi. Kime, hangi lafına inanalım? Muhalefetin de sorunu şu. Türkiye'de iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var. Bak, muhalefetin başarısız olduğunu herkes kabul ediyor. Erdoğan'ı savunanların diyorum durumu hepsi iyi. Anladın mı? Hani zengini zengini fakiri fakiri. Durumun iyi mi? Ben savunmuyorum, dinle. Saniye. Durumun iyi mi? İyi. Bak, ben değil mi? Niye göre fakir iyi? Daha da fakir. Fakir orta direkt zaten kalmadı. Ha, niye göre iyi? Sen nereden benim? Geçinebiliyor musun? Bak, geçinebiliyor musun? Bir şey alıyorsun burada, ondan iyidir. Geçinebiliyor musun? Bak şu Suriyeliler burada, burası komple Suriye. Rahatsız mısın? Rahatsız mısın abi Suriyelilerden? Ben rahatsızım. Ben de rahatsızım. Ben de rahatsızım. Çarşamba Suriye dolu. Doğru mu? Tamam. Bizim esnaf dükkan kapatırken Suriyeliler... Ben de rahatsızım. Dükkan açıyor ya, bir de şeyli... İşte parti yapıyorlar bilmem ne. Bak şuraya git, oturuyorlar Suriyeli orada. Dükkan açmışlar. Bu Suriyelileri kim getirdi hocam buraya? Neden hala getirdi burada? Getirdi. Kim getirdi? Bak, tamam. Vergisini burayı ödüyorsa. Ele. Burayı ele almışlar. İlk geldikleri zamanlar şey hatırlıyor musun? Vergisiz açıyor dükkan falan diyordu herkes. Yok, yok. Verenler var. Sonra verenler var. Vergiye tabi oldular. Doğru nasıl mu? Vergiye tabi oldular? Allah Allah, yabancı. Abi yok. Bak şimdi ben, benim bildiğim. Vergisinden bahsediyorsun dayı sen. Kimlikleri yok adamların. Bu vergiyi verenler. Abi vergi. Pardon. Pardon. Vergiyi verenler 10 tanesi bir tanesi. 10 taneden bir tane. Türk vatandaşlarının hiçbiri dükkan açamıyor. Açtı mı hemen gelip onu ver, bunu ver, bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Ama Suriyeli açtı. İstediği yerde yapabiliyor. Şu an Türkiye'nin neresine gidersen git her yerde Suriyeli var. Ona kimse gelip soruyor mu? Sen bu dükkanı niye açıyorsun diye. Kamera karşısında. Ya da var mı diye soruyor mu? Bak, sana bir soru sorayım. Gidecekler mi Suriyeliler peki? Vallahi Tayyip gitmezler. Göndermezler abi. Getirenler de gidecek. Onları getirenler de gidecek. Oy lazım, oy. Oy lazım. Suriyeliler. Ona oy lazım. Onları da yapacak Türk vatandaşı. Onlardan da oy alacak. Abi, Millet İttifakı'na evet diyeceğiz. Suriyeliler gidecek. Abi, başımızdakiler de gidecek. Var ya, ben MHP'liydim abi. Devlet Bahçeli Tayyip'in arkasında gidiyor diye şu an. Artık şey uşağı oldu ya. Partimi de bıraktım. Hiç parti tutmuyorum. Tayyip Erdoğan'a ve de AK Partililere hakkımı helal etmiyorum abi. Benim hakkım haram zıkkım olsun. Tamam mı? Millet aç. Millet konuşamıyor ya. Adam açım diyor. Adam açım diyor. Gidiyor şeye, adamı tutukluyorlar. Konuşma özgürlüğü mü yok ya? Demokrasi mi yönetiliyoruz? Bence demokrasi falan değil. Abi diktatörlükle yönetiyoruz. Oy verdin mi daha önce? Verdim. Verdim. Tayyip'e verdim ben. Ama MHP ile birleştiği bir ara. MHP'liyim diye. Hadi verdik. Bir kere verdim. Lanet olsun. Pişmanlık var mı? Pişmanım abi. Pişmanım. Ben vermedim de tamam. Vermiyorum. Vermedim de vermiyorum. Allah belalarını versin, hakkımı da helal etmiyorum. Hepsine. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı bu aşılarla ilgili. Türkiye'de biz aşıları ücretsiz yapıyorlar. İngiltere'de 100 sterlin alıyorlar. Anlaşıldı ki İngiltere'de kimseden para alınmıyor. Hatta Amerika'da üstüne para veriyorlar. Aşı olsun teşvik etsinler diye. Aynı çelişkili açıklamayı, kendi kendini yalanlayan bir açıklamayı önceki gün yine yaptı ya da dün yaptı. Dedi ki bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin. Ne Amerika'da ne de başka bir yerde alınmıyor. Şimdi soru şu. Sayın Erdoğan neden bile bile çelişkili açıklamalar yapıyor? Bir, danışmanları mı yanıltıyor? İki, bilerek mi yapıyor bunu? Üç, yoksa yaşlandı mı artık, ne dediğinin farkında mı değil mi? Ve eğer buna paralel olarak benzer çelişkili açıklamayı da işte Kanal İstanbul'la ilgili yaptı. Buna da ayrıca geçeceğiz. Şimdi eğer bile şey, ilki danışmanların yanıltması dediniz. Olabilir. Bir dakika. Hayır, danışmanları nasıl bir yanıltma yapıyor olabilir? Bilerek ya da bilmeyerek. Orada mesela söyleyin. Testler ücretli. Burada da ücretli biliyorsunuz bizde. Şeyi diyorum. Özel hastanelerde. Ay burada devlet hastanesi de ücretsiz. Özel hastanelerde 250 lira. Tabii evet. Havaalanında farklı bir ücret. Mesela İngiltere'de 100 sterlin mi 150 sterlin mi öyle test. Bir para. Test için. Ha doğru. Şimdi bu test olayını. Ama aşı diyor Sayın Erdoğan. Tamam. Test olayını eğer yanlış aktardılarsa aşıyla karıştırma olabilir. Ama bilerek bilmek. Karıştırır mı ya? İkinci şeye geliyorum. Eğer bilerek söylüyorsa. Bilerek bu nedir? Ne bak bu nedir? Bilir. Bak objektif bir şekilde söyleyeceğim. Eğer bilerek yapıyorsa. Bilerek hep yapmadığını ben tam biliyorum, ne siz biliyorsunuz. Doğru mu? Bilerek yapıyorsa bu ne içindir? Bu verilen ücretsiz aşı hizmetini lütuf gibi göstermek. Aynen, aynen. Doğru mu? Evet. Bak ben açık konuşurum, tarafsız konuşurum. Kimse, çok etik değil ama değil mi? Kimse benim babamın oğlu değil. Aynen. Ne Kılıçdaroğlu, hiçbirimizin değil. Ne Erdoğan. Hepimiz niçin oy veriyoruz? Ülkeye faydalı olacağına inandığımız... Refaha kavuşalım diye, huzura. Yani belki nasıl diyeyim, size göre o parti daha iyiye götürecektir. Öbürüne göre başka bir parti. Anlatabildim mi? Bir gün önce, ama ne dedi Erdoğan? Dedi ki Türkiye'nin kasasından, milletin kasasından 5 kuruş çıkmayacak dedi. Bu çelişki değil mi? Ama bak proje... F-35'lerin parasını ödedi Amerika'ya. Ne alamıyoruz şeye söke söke? Hayır. Geldin mi sen? Ha, geldin. Dinle, bir dakika bir dinle.
Bitirebilir miyim? Çok az. Sen bir dakika, bir dinle. Hep AK Parti'yi söylüyorsunuz. Niye? Öbür partileri niye söylüyorsunuz? Ülkeyi AK Parti yönetiyor da o yüzden. Öbür partiler ne verecek? Hiçbir şey vermeyecek. Ülkeyi AK Parti yönetiyor. Sizin amacınız CHP'yi savunmak. Başka arkası var. Hocam iktidar kim? AK Parti'den bir şey diyor. AK Parti ne verdi? Ya kardeşim CHP ne yapacak? İyi Parti bana ne verecek? Onu söyleyin. Hocam sen muhalifsin anladık. Evet. Buna sen cevap ver. Ne bana diyorsun? Veremiyor. Cevabını veremiyor. Ne verecek AK Parti bana? Vallahi dinlemiyor musun Meral Akşener'i? Ne vereceğini söyle. Bir şey demiyorum ben. Tamam. Diyemezsin. Soruyu sana. Uçağı bilirim hocam. Uçağın parasını çöke çöke alamadı. Uçak parası verildi. Abi sadece uçak parası olsa. Para gitti. Paralar uçtu gitti. Her seçim öncesi uçaklar havada olacaktı. O da yok tabii. F-35'lerin parasını ödedik mi Amerika'ya? Sadece F-35'i geç. O ayrı bir konu. Hayır. Bir de her seçim söke öncesi söke program. Parasını, uçağı alamadık. Söke söke parasını alalım şimdi biz. Ne alamıyoruz? Doğru değil mi? Ama şimdi bu Kanal İstanbul'un parası bizim cebimizden çıkacak. Çıkacak. Ama dedi ki. 5 kuruş i̇şte vermeyeceğiz dedi. Yine yanıltıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Hayır, olur mu canım? Bak, hocam nasıl olursa cebimizden çıkacak, proje tamamlanmayıp yarı kalırsa... Hocam bak anlamıyorsun. İhaleyi soruyu, almış adam. Bak soruyu dinlemedin. Bak Erdoğan bir gün önce diyor ki milletin cebinden Kanal İstanbul için 5 kuruş çıkmayacak evet, dedi. Evet. Ama ertesi gün de ne dedi? Bu çıkmayacak diye bir şey yok. O zaman bak işte çarpıtıyorsun. Nasıl çelişki? Bak hayır cebinden çıkmayacak derken ne diyor? Lütfen düşünün üzerinde. Bu proje nasıl daha önce diyelim ki Marmara atıyorum Osman Gazi. Bir dakika Osman Gazi Köprüsü değil mi? Bir sürü projeler yapıldı. Eğer bunlar sonuna kadar gidip tamamına erdirilirse zaten hani müteahhit firmaların işte kredi veren bankaların bir sorunu yok. Doğru mu? Ödemelerini alıyorlar müteahhit firmadan. Ama şimdi şeyde ama bu iktidar ama başka bir muhalefet. Bu Kılıçdaroğlu değil başka biri. Herhangi peki, biri hocam. Projeyi akamete uğratırsa adam ihaleyi almış değil mi? O ihaleyi sonuna kadar işi bitirip parasını almak hakkı. Doğru mu? Devlet devamlılık esas. Bunda hemfikiriz. Bunda evet. Sıkı yok. Şimdi soru şu. Bu durumda. Gerçi konunun biraz dışına çıktık ama ya bunca ülkede sıkıntı varken, ekonomik sıkıntı varken, ülkede depremle ilgili sorunlar varken bu paralar bunlara harcansa, insanların refahı için harcansa Kanal İstanbul gibi ne olacağı tam olarak belli olmayan, bir sürü soru işaretleri olan bir sözüm ona mega projeye bağlanması ne kadar mantıklı? Çelişki değil mi bu da? Kasasından mı çıkıyor yoksa yap işte devletle firmalarla mı? Şimdi bak bu yap işte devlet modelini ilk defa AK Parti getirmedi. Tabii ki milletin cebinden para çıkmayacak. Nasıl çıkmayacak onu kim verecek? Kim verecek abi yap parayı? Yap işte devlet modeli de diyoruz ya orada ya gemisini sana... geçirenler ödeyecek. Ya nasıl geçecek orada? Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika. Sana veya bana veya bu arkadaşa ne faydası olacak Kanal İstanbul'un? Bir de onu söyleyelim arkadaşlar. Hocam başka bir şey. Boğaz'dan ücretsiz geçmek varken ücretsiz Boğaz'dan geçmek varken insan niye para verip oradan geçecek? Mantıklı değil ki. Ya benim 3 tane çocuğum bak. Boş boş işsiz. İşsiz. Evet. Bir askerden gelmiş. Git oraya bak bakalım orada. Hep gençleri görüyorsun. Kim onlar biliyor musun? Hı. Mecbur mu korumaya? Ne yapmaya? Ya çocuklar işsiz diyor. Tamam işsiz. Doğru. Ha. Anlamaz mı? Kanal İstanbul'un Türkiye'ye ne faydası var biliyor musun? Ne olduğunu bilmiyorsun. Anlamına ne olduğunu bilmediğin için. Sen söyle bakalım. Kanalın. Sen cahillerle ya, aynı değil, aynı değil. Sen cahilsin. Şimdi ben aynı değil. Aynı, havalan aynı mı? Bir açıklasın bakayım ne faydası var. Havalan aynı mı? Bir dinle. Öyle Müslümanlık oluyor. Hareket yap. Sahtekarlar. O zaman konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Sen yapma. Sizi yüzünüze hakkımızı helal etmiyor. O zaman konuşmayacağım. Hakkımızı helal etmiyor. Hakkını savunacağım. O zaman hareket yapma. Anlatın. Ben ne dinleyeceğim? Havalanı neye yarıyor? Ne faydası var? Harcandık ya. Konuşma ya. Dinlemetini öğren. Var. Hepsinde var. Rant. Rant İstanbul. Katara çalışan bir yer. Önce neyi konuşacağım? Bir dinle. Dinle beni. Ben dinliyorum. İyi Parti geldi ne verecek sana? Ben partiyle işim yok. Neymiş kaldı neymiş? Benim partiyle işim yok. Kan dokuna çalışıyor ya. Bir dakika dayım. Kan dokuna çalışıyor. Niye çalışıyor o zaman? Benim partiyle işim yok. Emekli değil misin? Emekli değil misin? Ne emekli? 80 yaşında çıkartacak emekli. Mal mıyız ya? Ben ne yapayım? Ben emekliyim, sen emekli değil. Ben 62 yaşında faydası var. Birimin yok da bana bağlama. Öyle bir şey yok. Hemşerim. Ben tek başıma bağlama. Hemşerim. Ben tek başıma çalışıyorum. Birimin yok da bana bağlama. Bir şey uzattıramam hemen birbirinize bağırıyoruz. Ne var şimdi burada? Yok öyle. Adam da hala. Ben de ona diyorum ki İstanbul neye faydası var? Kanal neye yarıyor? Kaç yerden? Sen emekli yaşın.
Gençliğinden bugün asker ücretine geçinilir mi? Gençliğini harcamışsın. Ben kaç yaşındayım? Bırak 2000 liraya geçinir mi? 1000 lira ev kirası, 500 lira şey. Bunu savun, ben senin bokunu yiyeceğim. Öbürleri verecek mi sana? Ya vermeyeceğim. Öbürleri sana verecek mi? Seni, bir adam çalışıyordu onun için. Bir saniye beyler. Hey, kim tekim? Arkadaşlar bir saniye. Müslüman olmayan var mı içinizde? Allah'a inancı olmayan var mı içinizde? Neyi? Allah'a inancı olmayan var mı içinizde? Var. Var mı? Ha. Allah'a inanmıyor musun? İnanıyor. Ya olamaz mı? Ha. Bir şey söyleyeceğim abi. Olamaz mı? Ya inanmayabilir adam ya. Bir şey söyleyeceğim abi. Bunu yayınlıyorsunuz değil mi? Evet. Allah onları cennetine alacaksa ben o cennete gitmek istemiyorum. Onlar Müslümansa, bak onlar Müslümansa. Müslümanlık bu değil. Bir saniye abicim. Onlar Müslümansa ben gavurum. Allah onları cennete alacaksa ben cennete gitmek istemiyorum. Allah beni cehennemine alsın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorlar. Hala yiyorlar. Buraya geldiler. Herkes Müslümanlıktan bahsediyor. Ondan mı? La bizi yiyorlar. Biz ölüyoruz. Ölüyoruz ya. Bizim derdimiz Müslümanlık değil. Hayır, ben bir şey demek istedim herhalde. Sordum sadece, Müslüman mısınız diye. Ben seni anlıyorum. Haram, zıkkım, çoluk çocuğun. İnşallah onların aldığı paralar onların hastane masrafları olur. Ömür boyu.